Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Türk Devletler Teşkilatı'nın Aksakallar Konseyi Türkmenistan'ın başkenti Akşabat şehrinde toplandılar. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Bunlar birliğimizi artıran toplantılar ve gücümüzü daha da ileriye götürecek çalışmaların zeminini oluşturulmasıdır. Aksakallar Konseyi liderlere yapılacak olan işler, Türk birliğinin daha da güçlenmesi için ne tür çalışmaların yapılması gerektiğiyle ilgili fikirler veriyorlar. Şimdi fotoğrafta dikkat çeken detaylar var. Sizlerin de dikkatini çekmiştir. Her bir Türk devletinin, aksakalının yanında bir tane gerçek aksakalla var. Onun da böyle maşallah Acaba Türk devletlerinin derin aksakalları bunlar mı? Şaka bir yana bu görüntü bile birçok noktada bizlerin birliğini daha da artıracak yönde teşvik ve güç veriyor. Özümüze dönme, gerçekleri görme ve yamyam Avrupa'nın değil, bizlerin birliğiyle çok daha ileriye gideceğimizin, bizlerin kardeşliğiyle Türk yüzyılının hayat bulacağının bir göstergesi, bir başlangıcı, bir işareti. Öödmen ne yk Bizler Adriyatik'ten Çin settine dünyanın dört bir tarafındaki Kadim Türk devletleri bir ve beraber ileriye daim ileriye devam deprem bölgelerimize dev yatırımlar devam ediyor bu noktada roketsan san. Hatay Kırıkan ilçesinde devasa bir fabrika inşaatı başlayacak. Oradaki gençlerin hem işte buluşması hem de üretim alanında yelpaze genişliyor. Böylece merkezi yerlerde büyük şehirlerde bulunan bu tür fabrikaların Türkiye'mizin Anadolu'muzun dört bir kenarına yayılması, dört bir köşesine yayılması çok önemli ve hatta ki Türk devletlerine bu yatırımların kayması önem arz ediyor. Çünkü çeşitlilik, çünkü fabrikaların çoğalması çünkü üretimlerin artması demek. Hatay Kırıkan'da 43 hektarlık alan Roketsan tarafından fabrika inşaatı başlıyor. Şunu diyenler olabilir ya buralara böyle sınırın dibindeki ilçelere illere böyle büyük yatırımların yapılması böyle stratejik önemde arz eden yatırımların yapılması ne kadar doğru. E Bilal Feyza der ki sınırlarımızı yapay sınırlarla kısıtlı tutmayın sevgili dostlar. Bizim esas sınırlarımız misak-ı milliğimizdir. Bu bağlamda Kırıkhan normalde sınıra yakın gözükebilir ama Misak-ı Milli sınırlarımızdan çok uzakta. Artık sınırlarımız değişiyor. Halihazırda değişmeye başladı. Cerablus, Elbap, Afrin, İdlib, Resulayn, Tel Abyad ve şimdi sırada diğer diğer yerler. Tel Münbiç, Mümbiç, Haseke, Kamışlı, Aynelerab ve hatta Halep. Misak Milli sınırlar için gayet güzel bir noktaya Roketsan'dan dev roket fabrikası geliyor. Oralarda yapılacak olan harekatlarda operasyonlarda mühimmat ihtiyacı tamamen yakından karşılanmış olacak canım. Ne diyoruz? Bombastik! Yakında. Pek yakında. Devam. Roketsan'ımız durmuyor. Mühendislerimiz durmuyor. Roketsan'dan yeni, büyük, müthiş bir başlangıç, müthiş bir atış. Ama ne atışı? Durun. Durun. Bu tarihi bir atış. Türkiye'mizin tarihi dönüm noktalarından biri olan bir atış. Peki ne yaptık? Ne attık? Ne attığımız önemli ama neyden attığımız da önemli. Roketsan'ın geliştirdiği milli dikey atış lançeri Midlas. İlk milli fırkateynimiz, savaş gemimiz TCG İstanbul'dan. İlk milli hava savunma füzemiz Hisar'ı, Hisar Deniz versiyonunu milli lançerde fırlattı. Ya bir dakika hani Hisar, e, Hisar'ı yaptık, evet Hisar'ı yaptık, e, İstanbul, TCG İstanbul savaş gemisini yaptık, evet onu da yaptık ama şimdi burada ince bir detay var sevgili dostlar savaş gemilerimizi cıncık gibi üretiyoruz elhamdülillah füzelerimizi de cıncık gibi üretiyoruz ona da elhamdülillah ama denizdeki unsurlarımızda savaş gemilerimizde atamıyoruz çünkü milli atım lançeri yapmamıştık. Savaş gemisi milli, füzelerimiz milli fakat gemilere konulup böyle dikine atış yapacağımız füzelerin yerleştirilip atılacağı lançeller yurt dışından alınıyordu. Amerika ambargo koydu, Avrupa ambargo koydu, satmıyor. Parasıyla satmıyor. Yok oh, diyor. E ne oldu? Johnny'ler dalga geçiyordu. Türkler siz bu milli dikey atış lançerini yapamazsınız, üretemezsiniz diyordu. Ve biz Onların dediğini onların başına geçirdik. Artık gemimiz milli, füzeler milli, launcher sistemi de milli. Elhamdülillah. Bunu yapan dünyada 5 ülkeden biri oldu Türkiye. Bakın öyle böyle bir iş değil. Mühendislerimizden Allah razı olsun. Bizlerin büyük hedefleri, büyük hayalleri var. Akdeniz, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Mavi Vatanımız. Ve hatta Libya'nın mavi vatanı, Somali'nin mavi vatanı, Katar'ın mavi vatanı, Arnavutlu'nun mavi vatanı, Can kardeş Azerbaycan'ın mavi vatanı. Evet. Oralarda bizim ürettiğimiz bu sistemler oradaki kardeşlerimizle paylaşılıyor ve oralarda hizmet vermeye devam edecek. Yurt dışına bağımlılık azaldıkça tam bağımsız Türkiye yolunda son sürat ilerlemeye devam inşallah. Daha daha ne olsun diyelim bundan iyisi Şam'da kayısı. Bu söz ne demek? Bilenler biliyor. Yorum kısmında yazın dostlar. Bilal Feyza ne demek istedi? O zaman devam. Haiti. Haiti'de ilginç bir haber geldi. Haiti başbakanı çetelerin baskısı sonrası istifa etti. Ne yaptı? Ne yaptı? Evet, yanlış duymadınız. Haiti'de çeteler inanılmaz derecede baskı uyguluyordu. Çeteler inanılmaz derecede güçlü ve Hükümet, Haiti hükümeti bu çetelere, örgütlere bir türlü baş edemedi. Günün sonunda çetelerden Haiti hükümetine, Haiti başbakanına baskı geldi. Eğer istifa etmezsen iç savaş çıkaracağız uyarısına bulunmuştu. Bu uyarının ardından Haiti başbakanı pırısını pırtısını topladı, çantasını aldı, evine doğru yolu tuttu. İstifa etti. Vay arkadaş ya. Ne rahat bir hükümet, ne rahat bir başbakan. Bırakmak bu kadar kolay mı? İşte devlet otoritesinin olmadığı yerlerde bırakmak bu kadar kolay. Bizler bu coğrafyada, Türkiye'miz, Orta Doğu denen bu coğrafyada la bu Hayti Başbakanı'nın dediği beladan 1 milyon kat, milyar kat fazla belayla uğraşıyoruz. Ama elhamdülillah, yardıra yardıra, gömçürte gömçürte, bir şehit olur, bin doğarız, ama doğru bildiğimiz yoldan asla amaçla geri durmayız ülküsüyle ilerlemeye, gomçürtmeye devam. Kırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya. Ne oluyor? Kırım'dan Türkiye'ye ticareti tekrardan başlatalım teklifi geldi. Kırım Özerk Bölgesi, Rusya'nın işgali altındaki Kırım Özerk Bölgesi'nden bu teklif yapılıyor. Altını çizelim. Kırım tarafından Türkiye'ye, Kırım ve Türkiye arasında ticari deniz seferlerinin tekrardan başlatılması teklif edildi ki bunun altında Moskov vardır Rusya. Rusya'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kartı. Nasıl? Ruslar diyor ki Türkiye'ye, ey Türkiye sen... Kırım'la ticarete başla. Hani Rusya'nın desteklediği Kırım özel bölgesiyle. Sen Kırım'la ticarete başla. Ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticarete başlarım. ilişkiye başlarım. Teklifinin altyapısı. Ulan Moskov. Yemezler. Moskova ayısı yemezler. Şimdi tamam biz Rusların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ticarete başlamasını doğrudan uçuşların başlamasını falan bu. Ve hatta Rusya'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasını istiyoruz. Olsun canım. Kötü mü olur? Yok. Gayet güzel olur. Ama Rusya'nın bir nevi Türkiye'ye baskıyla bunu yapmasını kabul etmiyoruz. Ne baskısı? Hı, Hı görüyorsunuz. Kırım baskısı. Rusya aklı sıra hinlik yapıyor. Türkiye sen Kırım'ı tanı ben de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanırım babında bir mesaj. Ama belakin Türkiye bunu asla asla kabul etmez. Neden? Birleşmiş Milletler ve Türkiye Kırım Ukrayna toprağıdır olarak kabul ediyoruz. Rusya'nın toprağı olarak kabul etmiyoruz. Türkiye böyle bir durumu kabul ederse Kırım'la deniz ticaretine başlarsa, Rusya'nın kontrolündeki Kırım'la deniz ticaretine başlarsa bu şu demektir. Türkiye Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşa girmiş demektir. Onun için Moskov böyle oyunlarla bize yaklaşma. Kırım Türktür, Türk kalacak demeye devam edeceğiz. Elbet ama elbet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, inşallah Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk devletleriyle, can kardeş Azerbaycan'la ufak ufak ticaret, ufak ufak seferler, ufak ufak ilişkiler başlayacaktır. İlerleyen yıllarda yükselecektir. Bir anda tüm Türk devletlerinin veya Türkiye'nin yakın olan devletler Kıbrıs Türklerini tanır diye bir durum yoktur. Bunu beklemiyoruz. Yavaş yavaş gelişecektir. Ama velakin olacaktır. Olacaktır inşallah. Devam. Geçiyorum Libya'ya. Türk ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan özel bir heyet Libya'da incelemelerde bulunuyor. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Libya'da havaalanları, Libya'nın savaş gücü, hava gücü inceleniyor. Hmm. Acaba ne olacak? Ne olacak? Canım çok şeyler olacak. Hem Türkiye Libya arasındaki ticaret, teknoloji, askeri teknoloji ticaretinin artması nedir? Ne vereyim abime? Ya uçaklarınız bayağı bir eskimiş. Hürjet, hürjetlerden şöyle bir filo verelim sizlere. Atak helikopterleri verelim canım. İHA'lar, siyalar zaten verdik. Daha da veriyoruz. Ayrıca bir filo Türk F-16 filosu Libya'da konuşlandırılabilir. Hani oraya satma değil de zaten olmaz. Orada bulunacak. Oradaki Türk üstünde, Türk hava üstünde. Türk hava üstü? Ne ki bu? Bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce bam bam yaparak aldığımız Libya'daki Wat diye hava üssü ki Afrika'nın en büyük hava üssü. Tamamen bizim kontrolümüzde. Libya'da Hafter Porsu'nun bir öyle bir böyle olması, Libya'da ayrılıkçı Hafter Porsu'nun olası bir şekilde Türkiye'nin desteklediği Trablus hükümetine, Libya hükümetine karşı bir operasyon ve harekat başlatmasının önünde tedbirler alınıyor, adımlar atılıyor. Hali hazırda zaten Hafter'in, Halter Porsu'nun bir cacık yapacağı yok çünkü nefesi kalmadı, kesiliyor. Her daim dediğim gibi, ey Hafter, Halter, Şalter'inin kapanmasını istemiyorsan, Uslu puslu ol, bizim dediğimizi yap. Yoksa sen bilin canım. Mem tıpaların en yeni versiyonu boy boy sizi sevecek Türk Siha kovboyları. Devam. Ve Miçotakis Türkiye'ye geliyor. Yunan hükümeti Başbakan Miçotakis yapılan açıklamada Mayıs ayında Miçotakis büyük bir heyetle Türkiye'ye gelecek. Türkiye'yi çıkarma yapacak. Üh be. Gel bakalım Miço. Ne getireceksin? Neler getireceksin? Yok bir şey getirmeyecek. Bir şey istemeye gelecek. Bir şeyler istemeye. Ne mi isteyecek? Ya Türkiye Sayın Reis Erdoğan bizi çok sıkıştırma. Şuralarda Ege Denizi'nde adalarda Doğu Akdeniz'de Akdeniz'de bizi çok sıkıştırma. Zaten halimiz yok canımız yok. Aman 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 dilenmeye gelecek. Düşünün siz koskoca peh Yunan hükümetinin konusu. Türkiye navtex çok yayınlıyor notam çok yayınlıyor denizlerde navtex havada notam bu bizi böyle sıkıştırıyor bir nebze. Bunun için Türkiye navtexlerin notamları azaltsın ricasında bulunacak. Türkiye ile bahar yalancı bahar esintilerinin ikinci versiyonu. İlk olarak Sayın Erdoğan Aralık ayında Yunanistan'a resmi ziyaret yapmıştı uzunca bir aradan sonra ve şimdi Michotakis Mayıs ayında Türkiye'ye geliyor. Birisi şu palikaryalara söylesin ki o yalancı baharlar elbet bitecektir. Bizler hedefimiz olan esas noktaları temizledikten sonra misak milli hudutlarımızın Suriye-Irak bölgesindeki topyekün temizliği yaptıktan sonra Ege Denizi, Adalar Denizi oralarda bir gece ansızın yuna yok Yunan değil o bekliyor bir gece ansızın inekçi Hindular Hindistan. Maldivlerin Türkiye'den bayraklar TB2 Siha alması Hindistan'ı rahatsız etti. Hindistan basını çarşaf çarşaf yazıyor. Maldivler ne yapıyor? Maldivler bugüne kadar bizimle beraberdi. Hindistan'la beraberdi. Ve şimdi kalktı. Maldivlerin yeni başkanı Türkiye ile iş ve Türkiye'den Siha'lar alıyor, İha'lar alıyor. Bu bizim için kritik bir seviye, büyük bir tehdittir diyor. İnekçi Hindular. Maldivler hükümeti Hindistan hükümetinden Hint birliklerinin derhal Maldivleri terk etmesini ve 31 Mart'a kadar süre verdiklerini duyurmuştu. Maldivler'de Hindistan'ın askeri üssü bulunuyor. Şimdi bir gece ansızın gelebilirük canım deyip ta Maldivlere kadar Türk üssü mü geliyor? Olmaz olmaz deme. Türkiye, Pakistan, Maldivler yeni bir üçgen. Zaten bu üçgenler bitmiyor. Türkiye, Libya, Arnavutluk. Diğer üçgen Sudan, Sevakin Adası, Somali, Katar. O bir üçgen. ilk üçgen. Üçgenler bizde bitmez canım. Türkiye'den 200 yıl sonra gelen müthiş bir hamle ta Hint okyanusuna kadar. Oralara kadar elimizin uzandığının bir göstergesi, bir başlangıcı, büyük bir başlangıç. Maldivlerden çıkacak Hint birliklerinin yerine Çin birlikleri gelebilir. Ama Türk birlikleri de olabilir. Sembolik bir birlik. 20 kişi, 30 kişi, 50 kişi böyle sembolik bir askeri üs kurulabilir. Orada İHA'ların, SİHA'ların bakımı, Maldivlere yardım, destek, lojistik tüm bu süreçler gerçekleşebilir. Esasen burada kadim Türk devlet aklı Hindistan'a şunu diyor. Ey Hindular, sen benim arka bahçeme, Kafkasya'ya, Ermenistan'a oralarda gelip hingir bingir işler çevirirsen, habire Ermenistan'a silah sistemleri satarsan, habire Ermenistan'a Asker. Hint askerleri gizli kapaklı gidiyor. Sözde sivil vatandaş olarak gidiyor ama esasen onlar Hindular orada bir işler çeviriyor. Bir ordu tesis etmeye çalışıyor, oluşturmaya çalışıyor. Tabi Fransa'nın gazıyla, İngiltere'nin gazıyla, onların aklıyla. Ey İngilizler, Fransa ona buna otoboka konan Hindular. Siz bu adımı yapın, biz de sizin attığınız adımları görüyor ve ona göre kendi adımımızı atıyoruz. Türkiye'den Maldivlere Türk sistemleri, Türk silah sistemleri, İHA'lar, SİHA'lar ardından askeri yüz. Pakistan, Pakistan hazır canım. Hindistan, Azerbaycan'a karşı, Türkiye'ye karşı, Ermenistan'ın yanında bu tür adımlar atarsa o zaman biz de ahan da böyle Maldivler adımını kokuna kadar atarız. Ulan Hindular ineğenize kış demedik ama <laughs> yakında tıpaları çaka çaka topunuzu kışlattıracağız. Türk devleti aklı, güzel düşünmüş 10 numara düşünmüş helal olsun diyoruz. O zaman devam. Azerbaycan dedim ve orayla devam ediyorum. Azerbaycan Ermenistan'a ultimatum vermişti. Derhal benim şu dört tane köyümü boşalt geçtiğimiz hafta anlattığım sizlere. Şimdi Azerbaycan'ın Ermenistan'ın bu ultimatomunun ardından Paşinyan Ermenistan Başbakanı kameraların karşısına geçti. Videoyu görüyorsunuz ve eline haritalar aldı, bir şeyler gösteriyor. Ne haritası o? Ermenistan haritası. Paşinyan burada hem Azerbaycan'a kafa tutuyor hem de Ermenistan iç muhalefetine kafa tutuyor. O nasıl bir şey ya? O ne menemen bir adım. Paşinyan haritayı göstererek Azerbaycan'a şunu diyor. Ey Azerbaycan o istediğin dört tane köy benim köyümdür. Sana vermem. Bak bu da haritası. <laughs> Manyak. Elinden bir harita çizmişler. Tenekeden onu da gösteriyor. Ermenistan iç muhalefetine diyor ki. Bak sizin istediğinizi yapıyorum. Azerbaycan'a o dört tane köyü vermiyorum. Ha, Burada ne olacak? Burada Azerbaycan o dört köyü almak için Ermeni daşnak sürülerine tıpaları tak 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 tak. Ta 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 seri şekilde çaka çaka ilerleyecek. O daş daş gafalar anlayacaklar ve Paşinyan burada kazan kazan yapıyor aklınca. Azerbaycan kahraman Türk orduları Ermenistan daşnak sürülerine tıpalara çakınca Paşinyan diyecek ki: "Ya kusura kalma Ermenistan iç muhalefeti, ben size demiştim. Azerbaycan'ın dediğini yapalım, onun topraklarını geri verelim. Vermezsek bizi vurur. Sen beni sıkıştırdın, ben de o haritayı gösterdim. Azerbaycan'a geldi, vurdu." Hakkıdır. Ben şimdi Azerbaycan'da barış masasına oturuyorum. Çok daha fazla tıpaları yemek istemiyorum. Yetişir bu kadar. <laughs> evet. Bizim Nikol Paşa güzel çalışıyor. Yani diyor ki Azerbaycan'a ya sen gel beni vur. Çünkü benim içimdeki muhalefet geri kafalıların önüne gideni akıllanmayacaklar. Onun için en güzeli benim tıpa yemem. Tamam canım tamam. Seni mi kıracağız Nikolcuğum? Yakında Azerbaycan önemli bir karar verecek ve bunu sadece 4-5 kişi biliyor. Türkiye'den Azerbaycan'dan en üst tabaka iddialar bu yönde yakın bir zamanda mübarek Ramazan ayı geçer bayramımızı kutlarız ve ardından nerede kalmıştık getirin bakalım iti kovanları getirin bakalım daşnak uçuranları daşnakçığım hangi taraftan hangisinden yemek istersin diye ortaya koyacağız artık canlarının çektiğini. O dört tane köy artı zengezur. Ramazan'dan sonra, bayramdan sonra Nisan ayında sadece Azerbaycan başlayacak canım böyle bam bam bumbalamaya. Olur mu hiç öyle? Türkiye, Suriye, Irak, İran kuzeyinde topyekun bir harekata hazırlanıyor. Bu bağlamda sizlere kaç haftadır anlatıyorum. En son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Amerika'ya yaptığı resmi ziyarette tüm bu konular görüşüldü ve büyük oranda Türkiye'nin istekleri talepleri kabul edildi iddia ediliyor. Ve ardından arkada gördüğünüz fotoğraflar gelmeye peşi sıra devam ediyor. O ne fotoğrafı? Bir bakın bakalım. Irak askerleri, Irak subayları, Barzani'nin askerleri peşmergeleri ve kahraman Türk ordusunun asil evlatları. Bir konu üzerine büyükçe bir masa etrafında zirveler devam ediyor. Hem masada hem sahada. iki fotoğrafı da görüyorsunuz. Bunlar şu demek. Türkiye, Irak'la İran kuzeyiyle, Barzanilerle tüm antlaşmalar tamam. Tüm görüşmeler tamam. Amerika gerisin geriye çekiliyor. Rusya tamam diyor. İran tamam ya ben de çekiliyorum diyor. Ve geriye ne kalıyor? Geriye sadece zaman kaldı. Ne zaman tıpalar İran kuzeyinde ve özellikle Süleymaniye ekseninde o talabanilere ve onların besledikleri örgütlere oraya biriken örgütlere ne zaman yapılacak? Sadece bir geri sayım başladı. Ve hatta ki Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimlerin ardından ilk resmi ziyareti nereye yapacak? Nereye? Irak, Bağdat'a ve ardından Erbil, İran kuzeyine. Yerel seçimlerden sonra ve bayramdan sonra Çifte bayram yaşayacağız. Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde icra ettiğimiz harekatları, operasyonları Irak güvenlik güçleriyle ortak organize şekilde hareket ediyoruz, adım atıyoruz. Türkiye hem İran kuzeyinde düzlüğe çıkacak. Yani Musul oralara kadar ineceğiz. Artık askeri üslerimiz aşağıda olacak. Dağları tertemiz yapacağız. 30-40 km derinliğinde düz bir hatta. Böyle düz bir toprak zeminde güvenlik güçleri orada üstlerimiz kurulacak. Ayrıca Suriye'de sürpriz harekatlar ve ayrıca Sincar Dağları'nda arka tarafta büyük, çok büyük harekatlar. Bakın planlamalar tamamlanıyor. Bu fotoğraflar, bu gösterilen fotoğraflar boşa gösterilmiyor. Mesaj veriliyor. Karşımızdaki örgütlere deniyor ki geleceğiz. Allah Allah nidalarıyla topunuzu ezmeye, bocuk gibi ezmeye geleceğiz. Yaz ayı yaklaşıyor. Irak, Irak'ın kuzeyi Suriye vırak vırak ediyor. Hele ki bu sene yağmurların az olduğu, böyle kar yağışının az olduğu zamanlar ve su. Fırat Dicle suyu. Irak diyor ki Türkiye bize suyu daha çok versin. Biz de Irak'a diyoruz ki la oğlum akıllı uslu puslu olun. Dediklerimizi yapın. Oralardaki o terör unsurlarını temizleyin. Bizim önümüzden kaçın. Bize destek verin. Biz size suyu bol bol daha çok veririz. Ha su veriyoruz. Biz asla asla oradaki masumları ve masumların su ihtiyacını kesecek yönde adım atmayız. Ayrıca Yunan basını da buraya atıfla şu haberi yapıyor. Hani sizlere Miçotakis Türkiye'ye gelecek Mayıs ayında yalancı baharın ikinci versiyonu diyorum ya. Yunanistan da buraya dikkat çekiyor. Türkiye ilk olarak Suriye'ye ve İran kuzeyine odaklandı. Buralarda topyekün çok büyük harekatlara başlayacak. Onun için bizde yalancı bahar var. Yaza kadar bizde kafalar rahat olacak. Türkiye Akdeniz, Doğu Akdeniz'de, Ege Denizi'nde gerilimi arttıracak adımlarda bulunmayacak. Ama Türk ordusu Suriye'de, Irak'ta o topyekün temizliği yaptıktan sonra yarın bıraktığı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Ege Denizi'nde bizi hop hop etmeye, bizi çılgına çevirmeye devam edecek diyor Yunan basını. Valla o olur, bu olur, şu olur. Yunan onu demiş, o onu demiş, bu bunu demiş. Biz sadece milli menfaatlerimiz gereği yapılması gereken adımları yapar, atmamız gereken adımları atarız. Ama misakı milli hudutlarımızı tertemiz, Cıncık gibi yapıncaya kadar da durmayız. Evet Allah. O zaman ne diyoruz? Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz İlahi Kelimetullah, hedef Kızılma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daha iyi, muzaffer eylesin. Allah Türkiye'mizi her daha iyi mücessin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzeli rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.